9 aylık evli Damla gelin çeyizini yatak odasına sermiş. Kuş motifli makine nakışı ve taş süslemeli havlu, gelinimizin rahmetli annesinin el emeği, tığ işi, bardak ve sürahi kılıfı ve yoğun kaneviçe nakışıyla göz dolduran yatak örtüsü, gelinimizin çeyizinin emek kokan parçaları. Damla gelinin çeyizini yatak odasına serdik hanımlar. Vallahi bayağı bir coşkulu, bayağı bir yoğun bir çeyiz gibi geliyor. Ne diyorsun çeyiz uzmanımız? Besteciğim. Benimki kadar değil Aslı Hanım yani. Değil benimkini mi? Geçemez. Değil mi? Evet, benimkini bende geçemez. Bende de çok eleştiriliği var ve sadece bir tane hazır bir ürün var. Onun da bir hatırası var, onu anlatacağım. Öyle mi? Hangisi o? Şu, hazırdan başlayalım. Şundan başlayalım o zaman. Havlusu. Evet. Bu hazır mı ya? Sanki evet. Böyle el yapımı gibi. Bence bu hazır gibi durmuyor. Hazır gibi durmuyor vallahi değil bence. Bu nasıl bir makine yapabilir? Annem almıştı İstanbul'dan. Ne zaman almıştı anneciğim? Ben bir 7 yaşındayken falan. 7 yaşındayken. Ay canım benim ya. O da hani küçükken sana çeyiz yapmaya evet, başlamış. Evet, yani çoğu şeyimi zaten yapmış. Anneciğin mi yapmıştı? Evet, annem. Ay canım benim ya. Böyle koyalım hayatım. Bu eski de diner ama değil. Bu eski bir parça olarak, mı? Evet, yüklük olarak kullanılıyor. Yüklük? Evet. Ha. Yüklüğün üzerine koyuluyor ki işlemesi gözüksün diye. Bizde de böyle ya. Şeyler evet, vardı. Bizde şey de var. Aslı Hanım da artık yapmıyoruz. Masa örtüsü olmaz evet. Mı bu ya? Olur, çok güzel. Evet. Çok vallahi masa örtüsü yani. Olur. Ben çok gerçekten beğendim. Gerçekten ben güzel. Evet, çok şilebeze gibi değil mi? Evet, evet çok ha? Güzel. Dokuma koyduk. İşlemesi de güzel. Bunu kim yapmıştı? Annem. Ay canım. Ya, canım emeğine sağlık. Evet. Valla. Mekanı cennet olsun. Güneş cennet olsun. Anıyoruz anneciğini. Bunu da tekrar şöyle koyalım. Fakat Damla... Ben burada senin içindeki küçük bir kız çocuğunu burada görebiliyorum. Evet, evet, bebekler, gerçekten. Bebekler, amigurumiler. Evet. Onları ben ördüm Aslı Hanım. Ciddi misin? Peki bu ne ya? Ver ver. Safinaz. Safinaz. Safinaz mı bu? Evet. Ama ismi var, Bilgi. Ne? Bilgi. Evet. Bilgi. Bunun özelliği var mı? Çocukluğundan kalma mı? Ha bir de şarkı söylüyor evet, bu. Evet aslında. Altında bezli falan duruyor çocukluğundan kalma. Kaç yaşından beri bu senin? 8. Pardon. İstersen kapak müziğini. Kapanmıyor. Ha öyle kendisi mi? Kendisi yok. Küt küt atıyormuş galiba. Öyle söylüyor bize. 6 yaşında almıştı annem. Burada Bilgi dedesi var bizim. Gideriz böyle. Benim. Cüceler falan vardır orada. oradan almıştı. İsmini de annem koymuştu Bilgi. Şu da lahana mı? Evet. Lahanayı da gösterelim. Bu da çok güzel. Bunlar bak, benim çocukluk oyuncağım. Hiç kullanmadım. Hiç evet, çok tatlı. Hepinizin evet. Vardı değil mi evet. Bunlar? Evet. Ay çok tatlısın ya. İşte senin içindeki bir çocuk var diyorum ya. Var. Yani küçük evet büyüdüm ama içinde ha. Var. Ben favorilerimi gösterebilir evet. Miyim aslında? Biri bu mu? Biri bu, evet. Aa, güzelmiş. Yani çok güzel. Şu seccade bu annemin çeyizinden annem örmüş. Ay, Umre'ye gitti, geldi ve Umre'de zemzem suyuyla yıkandı. Kullanamıyorum daha hani o suyla yıkandığı için. Ama çok büyük sevdiğim bir şey. Çok kıymetli. Evet, çok manevi kıymetli. Değeri çok kıymetli. Şu setimi çok seviyorum. Ay bu ne ya? Baksanıza. Ben ekliyorum bardakları dikiyorlardı. Görmüyorduk epeydir gördük. Evet. Su bardağını gördüğünüz gibi en sonunda su bardağına da. Gerçekten. Şimdi şöyle mi yapılıyor? Şöyle mi? Aslı Hanım o bardak onun için değil birazcık daha büyük. Uzun bardak için. Ben göstermek için şu an size. İyi yaptın. Bu şekilde yaptım. Bu da kim yaptı bir tane? Annem. Ay ay annem. Maşallah annesi şu gerçekten helal evet. Olsun. Mekanı çok, cennet olsun. Valla ne maharetli hanımmış öyle. Şurada bir yatak örtüsü var. Nerede güzelim? Şurada. Bu kayınvalidem. Bunu kayınvaliden evet kayınvalidem. Güzel parça. Nişanımda nişan bohçamı getirirken, kurban bohçasında getirirken getirdiler. Bu da güzel. Havlusu da var galiba. Yok yatak örtüsü. Ha, bu yine yatak örtüsü. Bu. Yatma yastık. Evet bu yine yastık. sen göster şimdi biz bilmiyoruz tabii. Şurada. Yardımcı ol bize. Bu da pikesi. Evet aslanım. Ay çok güzelmiş bu pike. Evet. Beyaz da seviyorum ben. Krem de severim. Bu da çok güzel. Çok sevdiğim bir gerçekten. Parça bu da. Çok bu güzel çok gerçekten. Güzel. Bir de ağır. Evet. Yani boydan evet. Boya dönmüş iş. Evet. Aslanım bunu evet. Almak için. Kullandın mı bunu? Hayır, kullanmadım. Bunu almak için diyordun. Bunu almak için eltim iki tane vardı. Biri mordu, biri kırmızıydı. Evet, kural mı çektiniz? Çok sevdiğim için işte hangi renk elti benim olsun evet. Vesaire diye konuşuldu. Dedim anne kırmızı olan direkt benim. Başkasına vermiyorsun eltimi falan.
O da moru seviyordu. Allah'tan ki bu rengi alabildi. Güzel. Yoksa başla başla. Yoksa evet. Kura çekerdiniz ya. Çok şurada güzel. El örmesi bir yatak örtüsü var. Onun aynı. Ona bir uzanalım. Şu, bir de şu evet, anlığı evet. Merak ettim. İşlemeli olması gerekiyor. Altı evet. Bu mu? Evet. Ne bu? Masa örtüsü mü? Yatak örtüsü. Yatak örtüsü. Çarşaf. Evet. Her şeye masa örtüsü bitmem. Bunlar kolpuşal olarak kullanabilirsin. Evet. Doğru. Bravo. Kolpuşalı değil mi? Evet. Aslanım açıkçası benim yaptıklarını pek kıyamıyorum. Hani evet, ama hep gözünün önünde evet, olsa gözümün daha gözünün önünde ama hani eskir eder diye. Bir şey olur bir şey dökülür diye korkuyor musun? Korkuyorum aslında. Çok uzun güzel, benim çok ya. O da hemen hemen aynısı. Devamı onun gibi. Devamı. Evet. Viskosa örtüsü, masa örtüsü gibi yapmış. Çok güzel. Takım. Ama bunu çok güzel kombine evet. Edebilirsin. Evet. Yani kesinlikle. Aynen. Şey çok güzel. Yani. Bunu güzel bir yerde kullan bence. Evet. Ben gözünün aynen. Önünde olsun. Balkon güzel masasında olur. Falan böyle balkonda çok güzel. Balkonda mahvolur da. Evet. Balkon mahv. Damla bunu da mı? Çok güzel. Annen yaptı. Yok. Onu ablamın arkadaşları, yani bir arkadaşı vay, var. Vay vay vay. Renkleri çok güzel. Ay çok güzel. Evet. Pudra rengi. Ondan güzeldi. Beyazı evet. Da var Aslı'nın büyük havlu. Aa, evet şurada. Seni seviyorumlar evet. O kadar güzel. Çoktu ki bende de çalın. Çizim. Beste sende de farklı parçalar vardı şimdi Allah için çok farklı yazmalar evet. Ama bu da çok iddialı evet, bir çizim ben size söyleyeyim değil mi? Evet bu annesi güzel. Küçük yaştan başlamış aslında. Baksana evet, yazmalara. Bence farklı tekniklerle şunlara farklı aynı tekniklerin çoğunlarını da gördük. Çizini beğendim. Bir de annesi yaptığı için o da vefat ettiği için çok bir şey söyleyemedim. Eline emeğine sağlık. Her şeyi var. Fazla fazla evet, bir evet. Çeyiz gördük evet, burada. Evet. Şimdi hanımlar ben içeri geçmek istiyorum. Ay dur şunu da göstereyim bu da değişikmiş. Siz yatak odasını bir değerlendirin. Ben sunum masasında bekliyor olacağım sizi. Menemen'in nesi meşhurmuş acaba göreceğiz sunum masasında. Evet. Vallahi her şey çok güzel. Geçiyorum ben içeri yatak odasını. Lütfen güzel güzel yorumlayın. Sakin sakin gelin. Damla Gelin'in yatak odası spor tarzda dekore edilmiş. Füme rengi yatak başlığı sade ve şık. Renkleri üzerindeki dantelli yatak örtüsüyle uyuyor ama tarzları örtüşmüyor. Oda küçük olduğu için gardırobun sürgü ve ayna kapaklı olması yerinde bir karar. Aynı şekilde makyaj masası yerine şifonyer kullanılması da yerden tasarruf sağlayan bir başka örnek. Damla Gelin zeminde gri üzeri pembe desenli bir halı tercih etmiş. Pencerelerde düz tüllere yer verilmesi ve fon perde kullanılmaması odanın ferah görünmesini sağlamış. Son olarak jüt detaylı siyah metal avizenin bu yatak odası için uygun model olmadığını belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Kızlar yatak odası yorumlarınızı bekliyorum. Evet, ben başlamak istiyorum dinliyorum. Aslında. Ben yatak örtünü çok beğendim. Özellikle bunlar el emeği mi? El emeği annem yaptı. Gerçekten mi? Evet. Yani gerçekten çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Annem dantelini yaptı ama biz sardırdık. He, anladım. Evlenirken. Tamamdır. Perdelerini de beğendim ben açıkçası. Yani düz olması gayet güzel. Sadece içindeki güneş değil peteğe kadar olmasını evet. isterdim. Ondan ben de çok pişmanım. Evet. Bir arkadaş uyarmıştı peteğe kadar al evet. diye. Çok pişmanım ondan. Mecbur panjuru kapatıp perdeyi açık kullanıyorum kış aylarında. Bir de sadece şeyi beğenmedim ben. Avize ile şurada altın sarısı gold bir şey duruyor. Bir onu beğenmedim. Onu aslında şöyle. Orada sergilemek istedim. O orada değildi. Sadece çiçek vardı orada. O benim istemede gelen bir çikolata geldi içerisine. O en azından orada bir göstereyim. Gondolundu galiba. Evet. Göstereyim diye size koydum. Dediğin gibi onu ben de pek orada olmadı anladım. Yani. Ya ben ferah sevdiğim için gayet ferah geldi bana. Ben beğendim açıkçası dediğim gibi. Halılar da çok gözüme batmadı açıkçası. Halılar da iyi. Bir tık koyu olabilir miydi? Olabilirdi. Ama onun dışında makyajını burada mı yapıyorsun? Yoksa evet, banyoda yani şurada mı? Yapıyorum. Aynen. Yani belki bir tık aynen. O zaman zaten mi olması gerekiyor? Şöyle anlatayım. Ben oraya ayna istemedim. Neden diye sorarsanız zaten bu tarafta bir ayna var. Orada bir ayna var. İki taraftan gerek yok. Hı hı. Ebeveyn banyomda bir aynam var. Burada bir aynam var. Hı hı. Buradan alıp ebeveyn banyosuna götürüyorum. Genelde orada zaten. Orada yapıyorum. Hı. Burada da hani son kez kendime bakıp o şekilde çıkıyorum. Ondan hı. Dolayı ayna kullanmadım. Anladım. Benim yorumum bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben şey görmek istedim, komodinlerinin ve beşi çekmecenin renk tonuyla dolabının renk tonunun birbirinin ahşap olarak tutmasını isterdim. Zaten tutuyor. Çünkü hayır tutmuyor. Tutmuyor. O daha açık, tutmuyor. O daha çok hafif bir koyuluğu var. Burada da gri, o da ayrı aldım gri, yani sonuç itibariyle. Kadife mi nasıl deniyor şimdi bilemeyeceğim. Başlık, hani bu da ahşap olarak olsaydı ya da
Nasıl peki ahşap olsaydı ahşap çok bozmaz uygun, mıydı burayı? Ahşap renklerine uygun olsaydı siyah olsaydı. Ama yani işte, siyah kendi kenarları ahşap olsaydı. Evet, olsaydı. Evet. Yani güzel olurdu. Kendiniz haklı olabilirsiniz. Dediğiniz de evet şöyle gözümde canlandırdım ama ben çok spor seven bir insanım. O yüzden ya çok fark ediyorsunuz. Spor sevinenin de çok tırmak yani anlamına gelmiyor. Tek kişilik bir yatak yanına sığacak kadar küçük aynen bir komedinler ben var. Bilerek küçük almak istiyorum. Çok bu yatağı bu şekilde de değerlendirmek genç istiyorum. Genç odasına göre bir komedin ama. Bir de yüksekliği de biraz zaten evet, ben gencim. Evet, zaten evet, ben gencim. Zaten ben gencim. Daha genç odası yani. Genç odası o değil. Burası yatak odası. Yatak odasına yakışan bir komedin. Bence bir de şöyle düşünün. Ben onu sadece bu şekilde kullanmayacağım. Yatağı ben böyle de koyduğum zaman o komedinlerin hem buraya hem oraya olması gerekiyor. Ben bu odamı her iki taraftan kullanmış amacıyla onu evet, o yüzden o resmin de burada olması gerekiyordu. Evet. Resmimin orada olması şu panjurum açık olduğu zaman dışarıdan direkt gözüküyor. Gözüksün. Ne olacak sanki? Niye bu kadar takılıyorsunuz ya? Ne gerek arkadaşlar var siz sosyal medya kullanmıyor musunuz? Hayır. Şöyle söyleyeyim, orada çok o kadar ya da dışarıda çıkıyor. Dışarıda sizi görmüyorlar mı eşlerinizle? Hayır, çok şu an ben şu an onun bu yüzden koyduğumu söylemiyorum. Çok gözüküyordu ve benim orada hani aşağıdan baktığımda çok kötü bir görüntü oluyordu. Niye kötü olsun? Ve ben de bunu hani kapıdan ya girdiğimde direkt ya ben burada durmayacağım. Kafam her zaman dönük olacak buraya. Bu taraf ama ben uyandığım zaman bile bu tarafa bakıp ben resmi görebileceğim. Peki ne kadar aldın toplam mobilyanın dolabını? Hepsini ayrı ayrı fiyatlarını söyleyeyim. Evet. Makyaj takımım, masam, yan konsollarım 6000 liraydı. Ne? 6000. Dolapsız. Dolapsız. Evet. Ciddi misin sen? Evet, çok bence yüksekti de benim dönemimde. Evet, gerçekten çok yüksekti. Dolabımı hem bu dolap bir de çocuk odamda bir şey var, yüklük yaptırdım ben. İkisine 24.000 verdik. Çok yatak, baza, başlık. Keşke gidip bir mağazadan gerçekten bir paket halinde alsaydın. Evet. Şöyle zaten bunu paket halinde aldım hemen hemen ikisini ama onu ben özel yaptırmak istedim. İçinin dizaynı vesaire her şeyini. Ama dolap sanki bana küçük yaptırdım. Geldi kızlar size nasıl? İçi geniş ya göstermek isterdim. Benim dolabım daha büyük. Ebat olarak çok büyük bir dolap. Ebat olarak yani, büyük istemedim. Dediğim gibi genç odası gibi. Ama yani şöyle düşünsenize buraya büyük bir dolap koyduğumu. Bu sefer pencere var benim orada. Yani yatağını ben orayı ölçtürerek özel olarak yaptırdım. Yatağını bu şekilde koyarsın. Yatağı iyi de sadece böyle kullanabilirim onu. Kullan ne olacak ki? Ne gerek var? Ben de sadece tek yönde yatağı bu şekilde kullansam bile benim orada pencerem var. Hiçbir şekilde onu büyütemiyorum. Ki içi gerçekten çok geniş. Göstermek isterim ama ben yapabilirim. Bak hepsi neden koydun oraya? Tuvalet kapısının arkasında olurdu. O gol tepsiyi biz orada görmek zorunda mıydı? Anlattım ya zaten sana. Sizlerden de. Yani ya iyi dinle bence. Düğün videolarını konuşurken bu da benim çikolata tepsim. Tamam ben burada sergilemek istedim canım. Çok kötü ben görünüyor. Ben burada. Senin evin çok güzel. Gold ya senin istediğin işte. Gülme. Her yere gold koydum. Sen gold'dan vazgeçemeyiz. Senin için özel koydurdum ben onu canım. Allah Allah. Özel koydurdum ya. Ben yorum yapabilir miyim? Çevir kazıyamıyorum. Avizeyi beğenmedim. Buraya olmamış. Evet. Yatak odasına uygun değil. Evet yatak odan spor ama o kadar da spor değil. Öyle ya ben söyleyeyim. Ben onu değerlendirmek istedim. Perdelerini beğendim. Teşekkür ederim. Halı koyu renk olsaydı. Pembelik çok saçma evet, oldu. Pembelik çok az bir şey var. Ben onu ama çocuk odamda aynı aldım. Da gözüküyor yani. Ben şöyle aynen. Ben halıda çok sıkıntı çektim arkadaşlar. Bütün Menemen'deki bütün halıcılara gittim. Ben dokusundan çok şeyimdir. Hep bütün halılarım yumuşaktır. Az çok hani basarken de hissediyorsunuzdur. Basayım bakayım çok, nasıl evet, yumuşak. Evet yani yumuşak. Ben çok daha yeni geliyorsun. Sen bunu birkaç kamerayla bütün Menemen'de hani yok bitmiyor. Halı. Bütün Menemen'de mutfağım da öyleydi. Yıkattım geçmedi. Kaç defa yıkattın? Bir defa. Bir defa olur mu tatlı? En azından hani şu anlık. Kızlar ben yorum yapayım mı artık? Ben izin verir misin yapıyordum? Bırak o çok açıklamacı bugün. Ama açıklamak zor değil. Kendini bir açıklasın artık. Sizden anlatsınız. Susmayacak bize fırsat vermeyecek o bugün. Dinliyorum seni. Gerek yok anlatmama. Perdeyi beğenmiştim. Halı daha koyu olsa iyi olurdu. Bu pembelere pek anlam evet, veremedim. Başlığı tam olarak göremedim ama başlıkta griga. O havlu gibi duruyor. Evet gerçekten çok havlu oldu. Gibi duruyor. Evet. Ben silinebilir bir kumaş aldım. Yok hayır görsel gibi olarak havlu gibi duruyor. Hayır. Yani şöyle söyleyeyim ben beklediğim gibi değildi açıkçası. Böyle beklemiyordum Damla'nın. Çok Damla beklentilerimi çok yükseltmişti beni. Yok ben birincisi hiçbir şekilde evimle alakalı
alakalı hiçbir şey söylemedim Bobby. Sen diğer bunu planlık var galiba sende. Hayır ben sadelikten yanayım diye ben bunu devamlı bir hafta boyunca tekrarladım. Ki gayet de sade bir odalarım var. Salonum ona keza, mutfağım ona keza. Ben bu şekilde hoşlanıyorum, bu şekilde yaptım kızlar. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Bu benim evim, benim tarzım. Ben tarzını çok beğenmedim. Ben de senin tarzını beğenmedim tatlım. Aynen. Hanımlar yorumlarınız bittiyse Aslı Hanım'ı daha fazla bekletmeyelim. Ne dersiniz? Evet Aslı Hanım'ı beğenmedim.